Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu runner'ı çalışacağım, Allah izin verirse. Bu runner'ımız tığ işi bir runner. Değişik bir model. İnşallah Allah izin verirse elimden geldiğim kadarıyla bunun nasıl yapıldığını anlatacağım size. Evet. Tığım 2,5 numara, inşallah gözüküyordur. 2,5 numara tığ kullanıyorum. Şu şekilde orta kalınlıkta bir ip kullanıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, 7 tane zincir çektim. Ve burada bir halka oluşturuyorum. Bir, iki, üç tane zincir çekiyorum. Başına atıyorum. Ve burada ikili trabzan yapacağım. 20 tane. Şu zincir hariç 20 tane trabzan yapacağım. 2 3 4 5. Başlangıç yerimiz göründüğü gibi şu kısım. 2 4 5 tane yaptım. 6 7 8 9 10. Evet, 20 tane bu zincir hariç zincirimizle beraber 21 tane ikili trabzan yaptık. Şimdi tekrar 1 2 3 4 tane zincir çekerek buraya birleştirme yapmıyorum ve arka sıraya dönüp yine aynı şekilde ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bu her boşluğa birer tane trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Ve her boşluğa birer tane trabzan yapacağım. Evet. Tam 20 tane ikili trabzan yaptık. Aralarına birer tane zincir atarak hemen şuradan sayayım. Şu çektiğimiz zinciri saymıyoruz arkadaşlar. Zinciri saymıyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Şimdi tekrar 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Başına atıyorum yine aynı şekilde. 1, 2, bir zincir çekiyorum. 1, 2. Bu her boşluğa bir zincir çekip ikili trabzan yapacağız. Her boşluğa 2 tane dolduracağız. Bir zincir çekiyoruz. 1, 2. Bir zincir çekiyoruz. 1, 2. Bu şekilde bu sıramızı da tamamlayacağız. Evet. 20 tane aynı şekilde ikili trabzan yaptım. Şimdi ise 1, 2,
3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Başına atıyorum ve bu ikili trabzanların arasına 2 zincir çekerek batıyorum. Burada birer tane zincir çekmiştik. Şimdi ise ikişer zincir çekeceğiz. 1, 2. Bu ikili trabzanların arasına 1, 2. Bu şekilde bu sıramızı da aynı şekilde tamamlayacağız. Evet, bu şekilde bu sıramızı da tamamladık. Şimdi ise bir üst sıraya geçiyoruz. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Başına atıp buraya 3 tane trabzan yapacağım. 1, 2, 3. Bir zincir çekeceğim. Diğer boşluğa geçeceğim. 1, 2, 3. Bu sırayda üçlü trabzan olarak buradaki kutucukların hepsine bu boşlukların bir, iki ve üç bir zincir çekiyorum. Bir, iki, üç. Bu şekilde bu sırayı da bu şekilde tamamlayacağız. Evet, sıramızı tamamladık. Şimdi ise tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekiyorum buraya. Ve tekrar bu iki kutucuğun arasındaki boşluğa ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Başına atıyorum. Ve aynı şekilde şurada yaptığımız gibi 1, 2, 3. Bir aşağı sırada yaptığımız trabzanı sayısınca zincir çekiyoruz bir üst sıraya. 1, 2, 3. Başına atıyorum. Bunu siz istediğiniz kadar büyütebilirsiniz de. 1, 2, 3. Bu sırayda bu şekilde tamamlayacağım. Evet, bu sırayda bu şekilde tamamladık. Şimdi ise bir üst sıraya geçeceğiz. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum ve 1, 2, 3 ve 4 tane trabzan yapıyorum. Bu bir aşağı sırada 1, 2, 3 tane yapmıştık. Şimdi 1, 2, 3, 4 tane trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. 1, 2, 3 ve 4. 1, 2, 3, 4. Bir tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3 ve 4. Aralarında birer tane zincir var. Bu şekilde sıramızı tamam edeceğiz. Evet, bu şekilde sıramızı tamam ettik. Her kutucuğa 4'er tane trabzan yaptık. Bu şekilde. Şimdi ise tekrar
Aynı şekilde şu alt sıraya kaç tane zincir çekmişsek bir üst sıraya o kadar zincir çekeceğiz. 4 tane buraya çekeceğiz. 3 de buraya çekeceğiz. 7 tane şuraya zincir çekeceğiz. 2, 4 tane zincir çekmişim. 5, 6, 7. Başına atıyorum ve tekrar bu aradaki boşluğa ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4. 4 tane zincir çekiyorum. Bir trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4. 4 tane zincir çekiyorum. Aynı şekilde bir trabzan da buraya yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Bu şekilde sıramızı tamamlayacağız. Evet. Bu sırayı da tamamladım. Şimdi ise bir üst sıraya geçeceğim. 1, 2, 3, 4. Zincir çekiyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Bu son sıramız 2, 4, 5 tane trabzan yapmışız. 2, 3, 4 ve 5. 5 tane burada trabzan yaptık. Bir tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bir tane zincir. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bu şekilde sıramızı tamam edeceğiz. Evet. Şimdi ilk dairemizi şu bölümü tamamladık. Şimdi ise şuradaki şurayı yapacağız. Şu kısmı. İnşallah beraber yapalım Allah izin verirse. Evet, şimdi ise burada Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 5, 6, 7 tane zincir çekiyorum. Ve şu şekilde kaydırıyorum. Ve tekrar şu şekilde tutarak buraya bir daire yapıyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Başına atıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şurada bir yanlışlık yaptım arkadaşlar. Özür diliyorum. Hemen burayı şu şekilde söküp burada şöyle tutuyorum, düzlüyorum. Buraya hangi yere denk geliyorsa bu şekilde buraya sabitliyorum. Bak. Şu kısmı. Hemen başına atıyorum. 10 tane. Bu göbekte 20 tane yapmıştık. Burada ise 10 tane yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 tane trabzan yaptım. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum ve bu boşluklara
birer tane zincirle bir zincir çekiyorum, bir trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum, bir trabzan yapıyorum. Bir zincir, bu boşluklara, bu iki trabzanın arasına, hemen tepe kısımlarına bu şekilde şu birleştirme yerlerini muntazam yapabilmeniz için sıranın sonuna kadar yapıyorum. Evet, şimdi şu şekilde tutuyorum, elimle düzlüyorum. Nereye denk geliyor bakın. Tam şu kısma buradan kaydırıyorum. Ve 1, 2, 3 tane trabzan zincir çekip bir üst kaydırıyorum bu şekilde. 1, 2 tane zincir çekiyorum. Şuradaki bir üst sıraya geçeceğim. Şimdi bir zincir çekeceğim. 2 değil, bir zincir çekmem lazım buraya, özür diliyorum. Ve tekrar 1, 2, bir zincir çekiyorum. 1, 2, bir zincir çekiyorum. 1, 2, bir zincir çekiyorum. 1, 2. Buradaki birleştirmelerimiz düzgün olması lazım ki herhangi bir büzme falan olmasın diye, potluk falan olmasın diye. Bir zincir şekilde göstereyim. 2, 4, altıncısı oldu. 1, 2, 3 tane daha buraya yapacağız. 3, 4 tane daha yapacağız. Bir zincir çekiyorum. Ve aradaki boşluklara ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bu şekilde 2, 4, 6, 8, 9, bir tane daha yapmam lazım. 10 tane trabzanımız olacak. Şu dairenin tam yarısını çalışıyoruz. 1, 2, 3. Altta 2 tane trabzanımız var. 2 tane de zincir çekeceğiz. Hemen bir üst sıraya dönüyorum. Ve 2 tane zincir çekiyorum. Bir trabzan yapıyorum. Aradaki boşluklara 1, 2. 1, 2. Bir, iki. Bir, iki. Bir, iki. İki. Hemen bu aradaki boşluğa trabzanımı yapıyorum ve şu şekilde tutuyorum. Bakın, şöyle göstereyim burayı. Tam elimle düzlüyorum. Nereye denk geliyorsa, bakın tam şuraya denk geliyor. Ve buradan kaydırıyorum. Bir,
iki tane zincir çekip hemen aynı şekilde bu çektiğim zinciri de ölçüyorum nereye denk geliyor diye. İnşallah tam gözüküyordur. Evet. Buraya da aynı şekilde bu şekilde kaydırıyorum. Ve bu boşluğa altta iki tane yapmıştık. Şimdi bu sıraya üç tane trabzan yapacağız. Üç tane trabzan, bir tane zincir. Bu şekilde sıramızı tamamlayacağız. Evet, sırayı tamamladım. Şimdi ise 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekiyorum ve bu boşluklara batacağım. 1, 2, 3, 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 3 zincir çekiyorum. İkili trabzan yapıyorum bir tane. 1, 2, 3. Evet, sıranın sonuna geldim. Buradaki hemen şu boşluğa bir trabzan yapıyorum ve denk geldiği yere bakın. Tam düzlüyorum ve kaydırıyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Aynı şekilde ölçüyorum buradan ki herhangi bir potluk oluşmasın diye. Ve dönüyorum. Tekrar aynı şekilde burada 1, 2, 3 tane trabzan yapmıştık. Şimdi 4 tane yapacağız. 2, 3 ve 4. Bir zincir. Her boşluğa 1, 2, 3, 4. Evet, bu kutucuklara, şu boşluklara 4 tane trabzan yapıp bir üst sıraya geçeceğiz. Evet, bu sırayı da tamamladım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane zincir çekiyorum ve bir üst sıraya geçiyorum. 1, 2, 3, 4. 4 tane zincir çekiyorum. Bir aşağıda kaç tane trabzan yaptıysak üstteki sırada o kadar zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4. Bu şekilde sıranın sonuna kadar öreceğim. Şimdi son 4 zincirimi çektim. Burada dönerken bir tane zincir çekiyorum. Oraya hemen bir trabzan yapıyorum. Ve yine aynı şekilde bakın denk getirerek ölçüyorum. Ve kaydırıyorum. 1, 2, 3. Zincirimi çekip yine aynı şekilde ölçüyorum. Ve hemen trabzanımı yapmaya başlıyorum. 4 tane trabzan yapmıştım. Şimdi ise 5 tane trabzan yapacağım. Ve burada bu sırayla bitirmiş olacağım. İki, dört, beş tane trabzan yaptık. Bir zincir çektik. Bir, 2, 3, 4 ve 5. Bir zincir. Bu şekilde sırayı tamamlayacağız. Evet. Burada bu yarım dilimi tamamlamış oldum. Şimdi ise ipimi burada keserek diğer tarafa geçeceğim. İsterseniz siz burada kesmeyebilirsiniz de. Buradan zincir çekip bu şekilde buraya kadar inebilirsiniz. Ama ben gerek görmediğim için kesiyorum burada.
Evet. Burada bitirdik. Şimdi ise şuradan bir ikinci dilimimizi bitirdik. Şimdi üçüncü dilimimize başlayacağız. Şu orta noktadan buraya 10 tane trabzan atmıştık. Şimdi aynı şekilde 1 2 3 tane zincir çekiyorum ve buraya 10 tane trabzan dolduracağım. Şurayı güzelce yapalım da. Sıkılayalım. Evet. 1 2 3 tane trabzan zincir çekiyorum ve ikili trabzan yapıyorum. 10 tane trabzan yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Evet, 10 tane trabzan çek yaptım. Doldurdum buraya trabzanlarımızı ve şuraya şu şekilde her defasında ölçüyorum arkadaşlar. Nereye denk geliyor? Şöyle ifade edeyim, şöyle anlatayım. Şu uç sürekli bu iki şuradakilerin arasında olacak. Bakın tam buraya dikkat edin. Ve şimdi nereye geliyor bu? Şuraya sabitliyorum. Ve buraya 3 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 ve şu şekilde buradan kaydırıyorum. Buraya bir tane zincir atıyorum ve dönüyorum. Buraya 10 tane ikili trabzan yapacağım. Bir zincir çekeceğim. Bu boşluklara birer tane trabzan yapacağım. Bu şekilde. On tane trabzanı 2, 4, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 tane trabzan çektin. Yaptın 1 2 3 4 tane de zincir çekiyorum. Ve bu şu her boşluğa ikili trabzan yapacağım. 1 2 bir zincir çekeceğim. 1 2 bir zincir çekiyorum. 1 2 bu şekilde şuraya kadar geleceğim. Evet, 10. trabzanı yaptım. Şimdi aynı şuraya aynı şekilde sabitliyorum. Ve 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Bu şekilde kaydırıyorum. 1 2 tane zincir çekiyorum ve dönüyorum. Şimdi bu ikilerin arasına 2 tane zincir çekeceğim ve birer tane trabzan yapacağım. 1 2 1 2
Bir, iki, bir, iki, bir, iki, bir, iki. Nasıl ilerlediğini, nasıl örüldüğünü, bunun sistemini anlamanız için gayret gösteriyorum. İnşallah anlatabilmişimdir. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum ve dönüyorum. Tekrar aynı şekilde 1, 2 ve 3. 3 tane trabzan yapıyorum ikili, bir tane zincir çekiyorum. Sıranın sonuna kadar bu şekilde de bu sırayı tamamlayacağım. Evet. 2, 4, 6, 8, 10 taneyi tamam ettik. Şimdi ise aynı şekilde buraya sabitliyorum. Ve 1, 2, 3 tane zincir çekip hemen buraya ve 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum ve dönüyorum. Bu şekilde 1, 2, 3. Sıranın sonuna kadar bu sırayı da bu şekilde götüreceğim. Evet. Bu sırayı da bu şekilde tamamladım. Şimdi ise tekrar 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum ve hemen dönüyorum. 1, 2, 3, 4. Burada kaç tane trabzan yapmışım? 1, 2, 3 tane. Bir üst sırada 1, 2, 3, 4 tane trabzan yapıyorum ve bir zincir çekiyorum. Bu şekilde sırayı tamamlayacağım. Mümkün olduğu kadar her sırayı tek tek atlamadan elimden geldiğim kadar göstermeye çalışıyorum ki kafanız karışmasın diye. Şimdi sıra sonunda tekrar bu birleştirme yerini sürekli göstermek istiyorum. 2-4 tane oldu. Sıranın sonunda tekrar göstereceğim. Evet. Son dörtlü trabzanımı da yaptım ve hemen buradaki boşluğa birleştiriyorum. Ve tekrar bir iki tane zincir çekiyorum ve buraya sabitliyorum bak. Tekrar 1, 2, 3, 4. 4 tane zincir çektim çünkü burada 4 tane trabzan yapmıştım. Tekrar başına atıyorum ve bu boşluklara 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Başına atıyorum. Şurayı göstermek istiyorum. Şimdi size evet. Bakın hep bu şekilde dönüyor. Şimdi bu sırayı da tamamlayayım inşallah. Evet, dörtlü zinciri tamamladık. Şimdi 1, 2, 3, 4 tane zincir çekip başına atıp dönüyorum ve 5 tane trabzan dolduracağım. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bir zincir atacağım. Bu sırayı da beşli olarak tamamlayacağız bu şekilde. 2, 3, 4
Evet. İnşallah görmüştür. Kameraya bakmadığım için. 2 3 4 ve 5. Evet. Ben son sıramı tamamladım. Ve bakın nereye denk geldi. Tam şu başladığım noktaya denk geldi. Ve ben hemen oraya başladığım noktaya sabitliyorum bunu. Ve 1, 2, 3 tane zincir çekerek burayı kaydırıyorum. Ve hemen karşı taraftan nereye denk geliyorsa bakın. Aynı şekilde oraya da sabitliyorum. Bir, iki tane zincir çekiyorum. Burayı tek tek ölçerek evet, hemen şöyle göstermek istiyorum ki daha iyi net anlaşılsın diye. İnşallah gözüküyordur. Evet. Şimdi burayı tam karşısına bir, iki, üç tane zincir çekiyorum. İki, üç. Ve mutlaka bakın şu şekilde tutarak iki, üç. İki, üç. Evet. Bu şekilde tamamladım. Hemen göstermek istiyorum size. Evet. Bakın herhangi bir bombeleme, büzülme, herhangi bir şey olmadı. Ve şimdi ben 1, 2, 3. yapacağım. Burada daha büyük çalışmıştım bakın. Ama şimdi ben bir tane şu yuvarlaktan daha çalışacağım ve küçük olmasını istiyorum. Hemen buradan kesiyorum ipimi. Orada bırakıyorum. Şimdi ise aynı bıraktığım yerden tekrar ipimi bağlayarak buraya ipimi bağlıyorum.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çekiyorum buraya. Ve buraya bir tane yuvarlak oluşturacağım. Bir daire oluşturacağım buraya. 1, 2, 3. Ve hemen buraya 10 tane, pardon 20 tane trabzan yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Buraya 20 tane yapacağım. Bu 20 tane trabzanı hemen buraya sabitliyorum ve sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 tane trabzanım oldu burada ve 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Buraya aynı şekilde sabitliyorum. Bir tane zincir çekip buraya buradan bak, bir zincir, bir trabzan. Bir zincir, bir trabzan. Bir zincir. Bu şekilde 20 tane trabzanımı tamamlayacağım. Bu şurayı yapıyoruz. Şu şekilde tam daire yaptığımız için 20 yaptım. Şu yarım daireleri onar onar çalıştım. Evet, 20 tane trabzanı tamamladım. Ve şimdi hemen ölçüyorum nereye denk geliyor diye ve kaydırıyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Aynı şekilde ölçerek dönüyorum. Ve bir tane zincir çekiyorum. 1, 2 tane trabzan çalışacağım şimdi buraya. Bir zincir, 2 trabzan. Bir zincir çekiyorum, 2 tane trabzan çalışıyorum. Bunu tam daire çalışıyorum çünkü bitiş noktası. Bunu dediğim gibi siz istediğiniz şekilde büyütebilirsiniz. 1. Bu şekilde 20 taneyi dolduracağım. Evet, 20'yi tamamladım ve aynı şekilde buraya sabitliyorum. Ve tekrar 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum ve buradan kaydırıyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Pardon, 2 tane zincir çekiyorum. Bismillah. Ve ikili trabzan yapıyorum. 2 tane zincir ve ikili trabzan. 2 tane zincir. Evet, bu boşlukları bu şekilde. Bakın hep bu şekilde dönüyor. Ve sırayı tamamlayacağım. Evet, şimdi aynı şekilde hemen ölçüyorum ve
sabitliyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Yine aynı şekilde ölçüyorum ve kaydırıyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Pardon, 3 zincir çekmeyeceğim. Kafam yine karıştı. 1 tane zincir çekiyorum ve bu trabzanların boşlukların arasına 3 tane trabzan yapıyorum. 1 tane zincir çekiyorum. 3 tane trabzan yapacağım. Evet, sıranın sonunda birleştirme yerini size tekrar göstereceğim. Bu sırayı ben tamamlayayım. Bu şekilde üçlü trabzan olarak bitireyim. Evet, son üçlü trabzanımı yaptım ve buradaki 1, 2, 3'lü trabzana denk geldi. Bakın, hemen aynı şekilde bunun dibine sabitliyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum ve bu şekilde kaydırıyorum. Burada 1, 2, 3 tane trabzanımız vardı. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum ve dönüyorum. Sıranın sonuna kadar 3 zincir ve bir trabzan. 1, 2, 3. Buradaki ara boşluklara 1, 2, 3 zincir, bir trabzan olarak sıranın sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz. Evet, yine aynı şekilde hemen burada bir boşluk var, oraya batıyorum ve ölçerek aynı şekilde 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum ve püste batıyorum. 1, 1 tane zincir çekiyorum oraya ve alta 3 tane doldurmuştum. Şimdi bu sıra 4 tane trabzan yapacağız. 2, 3 ve 4. 1 zincir, 4 trabzan. Sıranın sonunda birleştirme yerini tekrar ben size göstereceğim. 3 ve 4. 1 zincir, 3. Evet, son 4 trabzanı tamamladım ve hemen bu ikili trabzanın dibine sabitliyorum. Aynı şekilde hemen 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum ve bir, iki, üç, dört tane zincir çekiyorum ve dönüyorum. 1, 2, 3, 4. Bu şekilde sıranın sonuna kadar 1, 2, 3, 4. Sırayı tamamlayacağım. Evet, son trabzanımı da yapıyorum ve hemen ölçüyorum ve buraya sabitliyorum. Şimdi 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum ve ölçüyorum. 1 tane zincir çekip dönüyorum hemen. Burada son sıram ve 5 tane trabzan yapacağım. Bu sıramda motifim, modelim tamamlanmış olacak. 2, 4, 1 tane daha çekeceğim. 5 tane. 1 zincir, 5 tane dolduruyorum. Sıranın sonuna kadar bu şekilde
1, 2, 3, 4 ve 5. Bir zincir, 5 trabzan. 1, 2, 3, 4, 5. Evet, son beşli trabzanımı yaptım ve hemen nereye batacağımı göstereceğim ben şimdi size. Bu tam bu orta noktası başladığım yere sabitleyeceğim bunu. Bu şekilde hemen 1, 2, 3 tane trabzan çek, zincir çekip pardon ve buraya sabitliyorum. Tekrar aynı şekilde dönüyorum ve nereye denk geliyorsa şu şekilde bir iki tane daha zincir çekiyorum ve tekrar aynı şekilde bakıyorum. Bir iki tane daha zincir çekiyorum. Bir tane daha çekeyim. Evet. Bir iki tane zincir daha çekiyorum. Ve buraya sabitliyorum. Hemen tığımdan çıkartıp karşı tarafa buraya sabitledim. Bir iki tane zincir çekiyorum. Bir tane daha çekeyim. Hemen şu şekilde bakın elimle düzlüyorum ve karşıya sabitliyorum. Bir iki tane daha zincir çekiyorum. Bırakıyorum tığdan ve hemen karşı taraftan bir iki üç tane zincir çekiyorum. Aynı şekilde tığımdan yine bıraktım ve kaydırıyorum şu şekilde. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Burada uyguladığım teknik, kaydırma tekniği hemen gördüğünüz gibi 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum ve bu tepe noktasına buraya batıyorum ve kaydırıyorum. Hemen şöyle bakın. Şu şekilde yapalım. Şunu kaldıralım ve evet. Buraya nereye denk geliyor? Hemen şuraya evet. Evet arkadaşlar. Şöyle tarif edeyim ve göstereyim ben size. Şu ipimi kopartmayayım ki süslemesini, kenar süslemesini yapacağım. Tam şöyle göstereyim. Bakın buradan çıkan şu şekilde buraya kadar geliyor. Buradan çıkan bu şekilde ve hepsi bakın sistematik olarak bakın bu şekilde kıvrım kıvrım. Çok şahane ve güzel bir model oldu. Şöyle tam göstereyim inşallah. Evet. Evet arkadaşlar.
Modelimizi tamamladım. Örecek olan arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone olup beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum.